Değerli Çiftçi TV izleyicileri, selam, saygı ve sevgilerimi sunarak programımıza başlayalım. Programlarımızdan birinde sürü yönetimi anlatıyordum. Biraz daha devam etmek istiyorum bu konuda. Hayvancılık işletmelerinde başarı nasıl sağlanır? Sütçü sığır işletmelerini sürdürülebilir hale nasıl getirebiliriz? Başarı sağlayacak olan işletmeler neleri doğru yaparlarsa başarı elde ederler. Bu konuya biraz değinmek istiyorum. Aslında bu konuyu soran yok bana. Bana çok soru geliyor da bu konuyu sormuyor kimse. Çünkü soru genelde hayvan hasta olunca onu nasıl tedavi ederiz diye bir fikir alışverişi oluyor. Tabii ki o benim birebir işim değil. Çünkü ben hayvanların hasta olmaması için gayret gösteriyorum ve sürdürülebilirliği nasıl sağlayabiliriz onun üzerinde duruyorum. Efendim, sütçü sığır işletmelerine nasıl başarı sağlanır? Çok basit. Süt iyi bir fiyata satılırsa, yem de ucuz olursa başarı sağlanır. Yani bunda bir şey yok ki, bu sorunun cevabı gayet basit. Süt iyi bir fiyata satılsın, yem de ucuz olsun. Bak, biz yaparız ya, başarı da olur. Olur da ben ondan bahsetmiyorum. Ben sizin başarınızdan bahsediyorum. Siz nasıl başarısız olursunuz? Yoksa süt iyi fiyat olsa, yem de ucuz olsa yaparlar. Yani o zaman başarı şansı zaten yüksek. Ben sürdürülebilir işletmelerde neler yapılması gerektiğini anlatacağım. Yani sizin elinizde olan konuları anlatacağım. Süt fiyatı ve yem fiyatıyla ilgili değil bu anlatacaklarım. Sizin elinizde olan konularla ilgili. Değerli dostlarım, kendi elinizde olan İşleri doğru yapmakla sürdürülebilir bir hayvancılık işletmesi yönetebilirsiniz. Sürü yönetimi uygulamalarını eksiksiz yapan işletmeler, yani kuru, temiz, iyi kayıt, iyi gözlem ilkelerini yerine getiren işletmeler başarılı olabilirler. 2. Koruyucu hekimlik uygulamalarını doğru yapan işletmeler, yani yemleme, doğru yemleme, aşılama, boğa seçimi ve barınak konfor gibi konulara önem veren işletmeler başarılı olurlar. 3. Stresin azaltılmasının veya giderilmesinin, verim artışı ve hastalıklarda azalma sağlayacağına inananlar başarılı olurlar. Stresin azaltılmasının veya giderilmesinin verim artışı sağlayacağına ve hastalıklarda azalma sağlayacağına inananlar başarılı olurlar. 4. Kaliteli kaba yemi olan, toplam karma yemi tüm ihtiyaçları karşılayacak şekilde yapan işletmeler başarılı olurlar. 5. Hayvanların ırkını geliştirmek için uygun spermalar kullanan, genetik ilerlemenin yararına inananlar başarılı olurlar. Değerli arkadaşlar, bu saydıklarım Türkiye'de eksik yapılan işler. Doğru yapılsaydı zaten başarı kendiliğinden gelecekti. Ama bu doğru yapılmıyor bu işler. Ve başarıyı sadece sütün iyi fiyatta satılması, yemin de ucuz olmasına bağlayan bir sistem içerisinde yaşıyoruz. Fakat bu her zaman böyle olmuyor. Bir, ikincisi sizin elinizde olan işler değil ve kendi elinizde olan bu 5 maddelik işleri doğru yapmadığınız vakit başarı gelmiyor, sürdürülebilirlik gelmiyor. Bunları yapmaya lütfen gayret edin. Yoksa en ufak bir tökezlemede devriliriz. Zaten de öyle oluyor ne yazık ki. Bunları bana soran yok. Bunları yapan da yok. Ha, var da çok az. Dolayısıyla tekrar tekrar dönüp
bunları söylemek zorunda hissediyorum kendimi. Evet, gelelim diğer bana sorulan sorulardan diğer konulara. Bir tanesi, o konuları hep listeliyorum ve anlatmaya gayret ediyorum. Kuzuların akciğer hastalığı. Bu bana sorulan bir soru. Kuzularda zatürre. İshalden hayvan kaybettiğimiz gibi zatürreden de hayvan kaybediyoruz. Buzağlarda da aynı sorun. Kuzular öksürüyor ve ölüyorlar ya da kesildiklerinde ciğerleri kaburgalarına yapışmış halde görüyoruz. Kuzuları. İşte bu konu çok soruluyor ve soluk alma güçlüğü, hızlı soluma, durgunluk, ağırlık kaybı, yüksek ateş, iştahsızlık, yatar pozisyon, sürüden ayrı kalma gibi belirtilerle ortaya çıkan bir durum görülüyor. Buna da biz zatürre diyoruz, solunum yolu enfeksiyonu diyoruz ve dünyada gene yaygın bir hastalık, ölüm oranının %8 olduğunu ifade ediyor diyor dünya literatürü. Bizde ne kadar onu bilmiyorum. %8 ölümle sonuçlanıyor sürülerde. Evet. Öksürmeyle beraber zarı da, yani akciğerin etrafındaki zar da iltihaplanıyor ve bu şekilde ciğerler gidip göğüs zarının üstüne, oradan da kaburgalara kadar yapışıyor. Hastalık yeni doğan kuzularda ve sütten kesilenlerde, büyümekte olanlarda görülüyor. Hastalığın hazırlayıcı sebebi strestir. Bak, biraz evvel strese inanın dedim ya. Strese inanmayanlar başarılı olamıyor. Kuzuların yaşamlarındaki her türlü değişiklik, aksaklık stres sebebidir. Mesela sütten kesme dönemi çok önemli bir stres sebebidir. Çok önemli bir stres günüdür o günler. Nakliye, kalabalık, sıkışık, havalandırmasız barınaklar, aşırı soğuk, aşırı sıcak, aşırı nem, aşırı rüzgar, her türlü kötü hava koşulu, tozlu ortamlar, besleme yetersizlikleri stres faktörleri arasında sayılabilir. Bakın, bunlar hep stres. Bunlar hastalığa davetiye çıkarıyor. Hastalığı bunlar davet ediyor arkadaşlar. Kuzularda zatürre, zayıflama, kilo kaybı, ilaç masrafları ve ölümler ile hayvancılığımıza büyük kayıp verdiriyor. Yapıcı sebep, şimdi hazırlayıcı sebepleri gördük. Bunlar hazırlıyor. Yapıcı sebepler Pastorella mikropları. Biz bunlara, iki tane isim var burada. Pastorella hemolytica, Mannheimia hemolytica, Pastorella multosida, Mannheimia hemolytica. Bunlar da iki tane önemli mikrop. Özellikle akciğer enfeksiyonu yapan iki önemli mikrop. Bu Mannheimia hemolytica'nın bir de bir tipi var. Koyunlarda çok görülen, kuzularda da daha çok görülen. Buna da tip T diyorlar, biyotip T. Başka bilim adamları da Bibberstenia trehalosi ismini vermişler buna. Bibberstenia trehalosi ismini vermişler. Bakın, bu mikrop isimlerini söylüyorum. İsimlerinden çok kafa yormayın ama Pastorella'yı zaten çok insan öğrenmiş durumda. Pastorella'yı duydular. Evet, bunun dışında başka fırsat kollayan bakteriler de devreye girebilir. Yani bu mikroplar var ama
ana mikrop, esas kötü mikroplar bunlar ama başka yancılar da gelebilir. Mesela bunların içerisinde irin mikropları var. Truperella, Truperella pyogenes dediğimiz irin mikropları var. Onlar her yerde vardır. Ekleme de girer, ayağa da girer, ciğere de girer. İrin olan her yere girer. Göbeğe de girer. İrin yapar. Truperella pyogenes. Meşhur gene meme iltihaplarında çok adı geçen ama her yerde çok sorun çıkarabilecek Staphylococcus aureus var. Yine gübrenin içerisinde her zaman bulunabilecek olan Escherichia coli var. Mikoplazmalar var. Efendim Pseudomonas, Chlamydia, Streptokok, Aeromonas gibi mikroplar var. Bakın mikroplar hayvanların üzerlerinde hastalık yapmak için yer arıyorlar. Canlı bir şey arıyorlar ki o da ondan faydalansın. Ama biz dikkatli olacağız. Biz dikkatli olacağız. Neden? Bir kere hazırlayıcı sebepleri ortadan kaldıracağız ki bu yapıcı sebepler gelip tepesine binmesin hayvan. Hazırlayıcı sebepleri ortadan kaldıracaktık. Listeyi demin verdik. Sütten kesme veya büyük bir stres demek stresi önleyeceğiz. Kalabalık olmak, sıkışık olmak, ağıllarda kalabalık olmak, sıkışık olmak büyük sorun. Ani hava değişiklikleri, ani değişiklikler büyük sorun. Bunlar hepsi işte hayvana stres yaratıyor ve streste hastalıklara karşı davetkar bir sebep oluyor. Tozlu ortamlar, yine beslenme eksiklikleri, yine stresti. Bunları tekrar söylüyorum. Mesela parazit, aşırı parazit yükü de yine büyük bir strestir. Efendim özellikle akciğer, kıl kurtları büyük bir strestir. Bunları daha önce de söylemiştim. Yine söyleyeyim. Annelere parazit mücadelesi yapmak lazım. Annelere. Doğar doğmaz yavrular parazitli doğabilir. Enteresan gelir size ama öyledir. Rahim yoluyla ve süt yoluyla da bu parazitlerin yumurtaları geçebiliyor. Anneden yavruya. Annelere kuru dönemde doğumdan işte 1,5 ay önce, 2 ay önce annelere parazit iğnesi yapmak lazım ya da parazit hapı yutturmak lazım. Bu konuyu kaç kere söyledim, hala soru geldiği için tekrar söyleyeceğim. Bu nedense bir türlü anlaşılmadı. Doğuma yakın zamanda parazit mücadelesi yapalım, bir zararı yok. Eskisi gibi değil. Parazit ilaçları, iğneleri artık çok güvenli, çok emniyetli. Yani tedavi edici dozuyla öldürücü dozu arası çok uzak. Tedavi edici ve öldürücü dozu çok uzak. Onun için hani bunu yaparım, hayvan yavru atar falan diye korkmayın, bir şey olmaz. Çok eski yıllarda bu kadar emniyetli ilaçlar yokken oluyormuş herhalde. Ve insanlar da demişler ki aman doğuma yakın iğne ilaç bir şey yapmayalım, hayvanlar yavru atabilir falan diye bir korku girmiş içlerine. Ama o korkuya aslında şu anda gerek yok. Çünkü artık modern antiparaziter ilaçlarda böyle bir kötü durum ortaya çıkmıyor. Artık emniyetli bu ilaçlar, emniyetli. Evet, bu kadar mikrop saydık. Diyelim ki biz bu mikropların hayvanın içine girip de hasta etmemesini sağlamamızın yolu öncelikle birinci stresi kaldırmak ortadan. Stres yapan faktörleri. Ha stresi kaldıramıyorsak öyle ya, bir şey oldu. Yani hava aniden bozdu, ne yapacaksın? Ya da naklettin hayvanı. Bir nakliye oldu, ne yapacaksın? Mecburen stres oldu. Meydana geldi. O zaman da bir an önce gidermenin yoluna bakacağız. Stresi bir an önce gidermenin yoluna bakacağız. Bu yine de mi biraz önce söyledim. Mesela bu Pastorella multosida, Pastorella hemolytica aynı zamanda kuzulardaki çoklu eklem yangılarında, yani biz poliartritis diyoruz, çoklu eklem yangılarında ve koyunlarda meme yangılarında da, mastitislerde de ortaya çıkan bir mikroptur aynı zamanda. Yine truperellalar, demin irin mikrobu dedim ya, onlar da yine irin mikropları da yine sorundur. Ve bu pastorellalar enteresan biçimde eğer kuzu hasta olur da
pastorele taşıyorsa annesinin memesini emerken de annenin memesine o emme esnasında meme iltihabı yapacak şekilde mikrop bulaştırır, mastitise de sebep olur. Bakın, kuzunun pastorellası annede meme iltihabı yapabiliyor. Yani böyle de bir sakıncası var bu pastorellaların. Tabii ben sürekli koruyucu hekimlik anlatmaya çalışıyorum. Koruyucu hekimlik ne? Bir kere risk yaratan faktörleri, yani strese sebep olan faktörleri azaltmaya çalışacağız. Stresi önlemeye çalışacağız. Önleyemiyorsak gidermeye çalışacağız. Efendim, stres var ama hayvan hasta değil. 3 gün sonra olur. Stres oldu, oldu. Tamam da bakmış yok hayvanda. 3 gün sonra olur. Bilemedin 7 gün sonra olur. Bilemedin 10 gün sonra olur. Olur. Stresin şiddetine göre hayvana o dokunur. O gün yok diye 3 gün sonra olmayacak anlamına gelmez. Olur. Onun için buradaki stresleri, yapan sebepleri gidermek ya da hiç olmamasını sağlamak. Hiç olmamasını sağlamak çok zor. Oluyor. Havanın değiştirmesi oluyor. Ne yapalım? Hava aniden soğuyor mesela. Veya rüzgar, toz, neyse. Veyahut işte bir yerden bir yere taşınıyor. Bunlar her biri bir sorun. O zaman da stresi gidereceğiz. Stresi gidereceğiz. Mesela sütten kesme dönemi. Sütten kesme dönemi büyük bir sorun. O zaman stresi gidereceğiz. Evet. Şimdi stresi önleme şeklindeki işler doğru yapılmalı ve pastorella aşıları da mutlaka ihmal edilmemeli. Mutlaka ihmal edilmemeli. Şimdi Clostridium aşılarını veyahut işte piyasada çelerme diyorlar. Bilmem işte, her yerde değişik isimleri var. Ot aşısı diyorlar, kırağı aşısı diyorlar, anız aşısı diyorlar. Her bölgede başka isim söylüyorlar. Bu aşıları genelde yaptırıyor üretici dostlarımız. Neden? Çünkü öldürdüğünü görmüşler ve bu aşıya alışmışlar. Yani bir alışkanlık var bu aşılarla ilgili. Clostridium aşılarla. Fakat pastorella aşılarıyla ilgili henüz bir alışkanlık oluşmamış. Lütfen alışkanlık haline getirelim. Ha, ben bu ot aşısını ya da çelerme aşısını yapıyordum ya, bir aşı daha vardı ya. Öksürük aşısı vardı, onu da yapalım. Ondan öksürük aşısı da yapılacaktı ya falan. Bunlar 40 ve 20 gün önce doğumdan 40 ve 20 gün önce annelere yapılsın. Doğumdan 40 ve 20 gün önce, yani doğuma 40 gün kala yapıyoruz, 20 gün kala bir daha yapıyoruz. Tekrar rapel. Daha erken olabilir ama daha geç olmasın, çünkü yetişmiyor. Bağışıklık sağlama zamanı yetişmiyor. Onun için doğuma 40 gün kala ve 20 gün kala iki kere, yani rapel, tekrarlı yapıyoruz. Ağız sütünü içtiklerine emin oluyoruz. Yani kuzular ağız sütü içmişler mi, içiyorlar mı, onu biliyoruz. Bilmemiz gerekiyor. Ayrıca 2 ayın üstüne geçtiğinde kuzuları da aşılıyoruz bu aşılarla. 2 aylık olunca kuzuları da aşılıyoruz. Yine rapelli. Yani 20 gün sonra bir daha yapmak koşuluyla. Efendim, hasta oldu, hastalara bu ölü aşılar yapılır arkadaşlar. Hastalara da yapın, çekinmeyin. Ölü aşılar hastalara da yapılabilir. Efendim, hasta olmuştu, biz ona antibiyotik de yapmıştık. Aşı da yap, bir şey olmaz. Zaten siz antibiyotik yapmışsınızdır ona da. Aşı yapın. Antibiyotik yaptınız diye aşıdan vazgeçmeyin, yapın. Clostridium aşılarını yaptığınız günlerde, ben yeni Clostridium aşısı yapmıştım dediğiniz zaman da bir şey olmaz, bunu da yapın. Yani bu aşıları da yapın. Clostridium aşısı yaptık, aynı gün bunları da yapabilirsiniz. Sorun değil. Mesela annelere 40 ve 20 gün kala yapın diyoruz ya Clostridium aşılarını. Aynı gün pastorella aşılarını da yapın. Öksürük aşılarını da yapın. Efendim, diğer bir koruyucu hekimlikte yine tekrar akciğer kıl kurtları yönünden mutlaka antiparaziter hap ya da enjeksiyon tarzında bir şey verin. Hap ya da enjeksiyon tarzında. Tozlu ortamları yatıştırmaya çalışın. Tozlu ortam akciğer enfeksiyonlarına zemin hazırlar. Onu da yatıştırmaya çalışın. Sıcak stresinde de problem çıkar.
hep soğuktan zarar görmez hayvanlar. Bazen sıcaktan da zarar görürler. O zaman da yapmamız gereken serinletme işlemleri, sundurmalar, efendim gölgelikler. Bunlar tabii çok faydalı. Gölgelik yapalım ve sundurmanın altına koyalım. Güneşten kurtaralım. Ama yemlerine sodyum bikarbonat koyalım. Yemek sodası. Yemek sodası koyalım yemlerine. Efendim, solunum yolu enfeksiyonları kapalı, nemli, ıslak ve pis ortamlarda azar. Ortamdaki aşırı nem, aşırı kalabalık, aşırı sıkışık ortamlar hastalıkları davet eder ve azdırır bu hastalıkları. Onun için mutlaka düzeltilmelidir. Düzeltilmelidir. Hayvanların stresi kaçınılmaz olduğu durumlarda, yani nakliye, yer değiştirme, ani hava değişiklikleri gibi konularda direnç sistemlerini desteklemek için, hayvanların savunma mekanizmalarını desteklemek için bazı destekler verilmelidir. Bunların içerisinde vitaminler, mineraller, iz mineraller büyük yer tutar. Amino asitler büyük yer tutar. Amino asitler. Mesela ağızlarından amino asit vermek, sularına amino asit katmak, yemlerine amino asit katmak ya da çok hasta ise bizzat kişisel olarak tedavi edilecek hayvanlara şırıngayla çekilip ağzının kenarından 2 mililitre mesela şırınganı ağzının kenarından yavaşça şöyle vermek. Ertesi gün bir daha, ertesi gün bir daha. Böyle durumlarda en az 5 gün ağızdan amino asit destekleri vermek. Büyük faydası var. Hem stresi giderir hem de hayvanı daha dayanıklı hale getirir. Gelelim sütten kesme dönemine. Sütten kesme günleri buzağlar için, kuzular için, büyük oğlaklar için büyük sorundur. Çok büyük sorundur. O günler bu küçücük hayvanların yaşadığı belki de en önemli stres günleridir. Kuzuları katı yeme alıştırmak için yaptığımız çalışmalar ve o günlerdeki bu değişiklik vücutta büyük sorun yaratmaya başlar. Orada işte yem katkıları kullanılması büyük fayda sağlar. Özellikle işte işkembeyi düzeltmek için olan yem katkıları, işte mayalı yem katkıları, bunun içerisinde benim iyot, çinko, magnezyum mesela olan yem katkıları, bunlar çok faydalı yem katkıları. Bunların küçük miktarlarda hayvanlara verilmesi lazım. Amino asitler yine o günlerde, sütten kesme günlerinde. Çok değil, bir hafta o günlerde bir ufak destek yapalım. Bakın hayvanlar hem daha güzel olurlar, gürbüz olurlar, hem hastalıklara yakalanmazlar. Bu stresleri yaşamadıkları için pastorella da gelip tepelerine binemez. Çünkü pastorellayı yapan strestir. Her zaman söylediğim konu, yine tedavi pahalı ve garantili değildir. Pahalıdır ve garantili değildir. Hastalığı önlemek hem ucuzdur hem garantilidir. Tedavi girişimlerinin her zaman başarılı olduğunu sanmayın. Küçücük hayvanlar o büyük sorunların altında ezilip elden çıkabilirler. Tedavi denerken ki antibiyotik, tedavi denerken kuzuyu kaybedebiliriz. Hadi kuzuyu kaybetmedik, zayıflar, cılız kalır, cılız kuzu olur. Ve bu zayıflayan hayvanlar da sonra ileride bunu düzeltemezler. Ve bolca ilaç parası harcarız. Bazen yine sonuçta alamayız. O yüzden koşulların iyileştirilmesi ve aşılama. Esas ana sistemimiz bu olmalı. Hasta olsun da antibiyotik kullanalım değil. Ana sistem koşulları iyileştirelim ve stresi önleyip aşılamalarını da yapalım. Aşılama en önemli işimizdir bu konuda da. Kuzuların tedavisi, efendim hasta oldu mesela, hasta oldu, tedavi edebilir miyiz? Tabii ki antibiyotiklerle piyasada tedavi girişimleri yapılıyor.
oksitetrasiklin, meşhur teramisin, efendim, tülerotromisin, bu ilaçları etken madde olarak söylüyorum, tilmikosin etken maddeleri, efendim, tedavi de kullanılabiliyor. Ama tedaviye de başlasak, antibiyotik kullanmaya da başlasak, koşulları yine iyileştirelim. Sebep, tedavi edildiğini sandığınız hayvanların gene bir kısmı nükseder. Tekrar hasta olur. Tedavi edildiğini sanırsınız. İşler yoluna girdi dersiniz. Tekrar nükseder. Kötü koşulları bir düzeltelim önce de ondan sonra dönelim. Tekrar bakalım. Efendim, bu kuzuların akciğer hastalıklarıyla ilgili sorular geliyordu. Bunları cevaplamış olduk. Efendim, bir de bu topallığa da değinmek istiyorum. Özellikle piyeten. Piyeten hastalığını sanıyorum çok kimse duymuştur. Piyeten çok yaygın bir sorun ve iki çeşit piyeten var. Bir tanesi hafif geçiyor ve tedavisi kolay. Bir tanesi de virülent piyeten dediğimiz, ağır geçiyor ve tedavisi zor, hatta imkansız. Şimdi daha önce işte tırnak arasında yara olmuştu da biz onu tedavi etmiştik de falan. Şimdi de oldu ama onu edemiyoruz. Demek ki farklı. O benin, yani iyi huylu bir hastalıktı. Bu virülent, kötü, yani daha azgın bir mikropla karşı karşıyayız. O zaman ne yapacağız? Ona göre davranacağız. Madde ne? Yine hayvanı o hastalığa tutturmamak, yakalatmamak. Biz koruyucu hekimlik anlatıyoruz. Koruyucu hekimliği bunun nedir? Temiz ve kuru. Temiz ve kuru. Laf dönüyor dolaşıyor oraya geliyor arkadaşlar. İnanın bu iş böyle. İnanın böyle. Yani şimdi bu konuya bugün de önem vermemin bir sebebi var. Havalar yağışlı oldukça bu problemler artıyor. Neden? Yağışlı hava temiz ve kuru sistemimizi bozuyor. Islak ve pis yerde bu hastalık azıyor. Bunda bir tane mikroorganizma var. Esas yapan mikrop bu. Adı Dicelobacter nodosus. Bu mikrobun adı Dicelobacter nodosus. Kötü mikrobun adı. Bir de bunun yancısı var. Fusobacterium necrophorum. Bu yancısıyla el ele tutuşuyor. Nemli havalarda, ıslak havalarda tırnak arasına girip tırnak arasında iltihap yapıyor. O kadar kötü olur ki bazen hayvanlar artık dirseklerinin üstünde yürümeye başlarlar. Yani ayaklarına o kadar kötü basamazlar ki dirseklerinin üstüne basarlar. Ve dünyada bu aslında büyük bir hayvan refahı sorunu olarak algılanır. Öyle ya, dirseğinde mi yürür ya küçücük hayvanlar, kuzular, koyunlar? Yani dirseğinde, artık dirsekleriyle yürümeye kalkar, o da bizim büyük bir zararımız demektir. Büyük bir zararımız demektir. Şimdi iki formdan bahsettik. Bir tanesi hafif geçen form, bir tanesi de ağır geçen form. Bunu niye ikinci kez tekrar ediyorum arkadaşlar? O hafif geçen formu tedavi etmiştik, bunu da ederiz. Edemiyorsun işte, o ağır geçen bir form. Virülent form. Virülans, mikrobun hastalık yapma gücüdür. Başka bir mikrop, aynı mikrop ama virülansı düşük, hastalık yapma gücü düşük. Bir başka mikrop var, virülansı yüksek, yani hastalık yapma gücü yüksek. Her şekilde aynı sonucu alamıyoruz. Yani onda iyi netice aldığımız bir antibiyotik belki de bunda iyi netice vermiyor. Ve hastalığın akıbetini de, yani bizdeki lafıyla prognozunu da koşulların kötülüğüyle mikrobun virülansı, hastalık yapma gücü belirliyor. Koşullarınız çok kötüyse, bir de kötü bir mikropla karşı karşıyasanız, hastalığın prognozu, yani akıbeti kötü oluyor. Onun için piyeten uğraştırıcı ve yıldırıcı bir hastalık olarak bilinir. Dünyanın her yerinde piyeten uğraştırıcı ve yıldırıcı bir hastalık olarak bilinir. Ülkemizde sonbahar ve ilkbahar yağışlı geçtiği yıllardaki sonbahar ve ilkbahar yağış zamanıdır. Ve havada daha
çok soğumamıştır. Yani çok berbat soğumamıştır. Ve onu çok sever bu Dikelobacter nodosus denen hain mikrop. Onu çok sever. Bahar aylarında veya yağışlı havalarda o kadar azar ki bütün hayvanlara hızla yayılır. Hızla yayılır Dikelobacter nodosus. Bu etken, Dikelobacter nodosus dediğimiz bu etken, +4.5'un altındaki toprak ısısını sevmez. Demek ki çok soğuk havalarda nispeten olmuyor bu hastalık. Çok soğuklarda olmuyor. Böyle hafif ılık ve bol nemli, ıslak yerlerde oluyor. Onu bilelim. Şimdi özellikle de anlatıyorum bakın. Islak yer tehlikeli. Islak ve nemli ve aynı zamanda havanın da ısısı böyle ılıkçaysa bu mikrop da hoşuna gidiyor, orada ürüyor. Başka bir hastalık daha var. Dermatofilosis diye, koyunlarda çilek hastalığı diye bilinen. Ona da benziyor ama aynısı değil. Etkeni başka. Onun etkeni, dermatofilosisin etkeni Dermatophilus. Ama bunun etkeni Dikelobacter. Bu etkenleri de biraz söylemek zorundayım. Bunların her şeyin Türkçesini buluyorum da bunun Türkçesi yok. Yani hastalığın tedavisi virülent pieten vakalarında çok zor. Tedavide %10'luk çinko sülfat kullanılıyor. 30 dakika banyoda hayvanların beklemesi lazım, ayak banyosunda. 30 dakika banyoda ayaklarını banyo yaptırmak lazım. Fakat banyodan çıkan hayvanlar gene ıslak, yaş ve çamur bir yere giderse bir faydası yok. Banyodan çıkan hayvanlar kuru ve temiz yerde olacak, çamursuz bir yerde olacak. Banyodan çıktı gitti çamura daldı, bir faydası yok gene. Onun için hastalık çamurlu ve ıslak ortamda şiddetlendiği için banyo sonrasında da kuru ve temiz bir ortama onları almak lazım ki %10'luk çinko sülfat solüsyonunda 30 dakika beklettiğimize değsin. Antibiyotik kullanılabilir. Antibiyotikli fısfıslar, yani spreyler kullanılabilir. İyi huylu vakalarda antibiyotik tedavisinden ve antibiyotikli spreylerden kolayca sonuç alınır. Ama virülentler olursa iyi sonuç alınamıyor. Antibiyotik olarak piyasada yine meşhur teramisin, oksitetrasiklin, tilmikosin etken madde olarak söylüyorum, linkomisin etken maddeli antibiyotikler ya da veteriner hekiminizin uygun göreceği diğer antibiyotikler kullanılabilir. Tabii bunlar hem masraftır hem de sonuç garantili değildir. Koruyucu hekimliğine gelelim. Koruyucu hekimlik sistemli ve uygun ayak bakımını şart koşar ama hasta olanlarda değil. Burada en önemli konu hasta değilken yapılması. Aksine hayvanlar hastayken sakın tırnaklarıyla uğraşmayın. Daha da derine gider hastalık. Yani hasta hayvanın bir de tırnak bakımını yapalım. Bunun hasta olmuş değil. Tırnak bakımı yapacaksanız doğru dürüst vaktinde yapacaksınız. Hasta olduktan sonra tırnaklarına bakalım şunu falan dediniz mi? O hasta hayvanın mikrobunu daha da yukarıya, ayağın diğer üst kısımlarına da gönderirsiniz mikropları. Yapmayın. Hasta hayvanda tırnak bakımı yapmayın. Tırnak bakımı sağlıklıyken yapılacak. Hayvanların yemlerine yine çinko, iyot, selenyum gibi yem katkıları katılmasının tırnak dayanıklılığı yönünden çok büyük faydası var. Hayvanların yemlerine çinko, iyot, selenyum katılmasının büyük faydası var. Çok büyük faydası var. Katıl yemlere. Bunlar zaten verim olarak da faydalı. Ayak dayanıklılığı açısından da faydalı. Ve kesinlikle bunların parası cebinizden çıkmaz. Bunlar size verim ve sağlık olarak geri döner. Ha, bundan kaçtık. Yapmadık. Selenyum da yapmadık. Çinko da yapmadık. İyot da yapmadık. Kaçtık. Kâr mı ettik? Hayır. O zaten o parayı sizden antibiyotikle ve başka sorunlarla geri alacaktır. Oradan kâr edemezsiniz.
Yani oradan kaçırdığınız parayı da karınız olmaz. Neden olmaz? Bir süre sonra zaten hasta olursa o parayı antibiyotiğe bilmem nereye verirsiniz. Diğer yandan bunların verime faydası var. Kiloysa kilo, sütse süt, neyse. Verime faydası var. Sağlığa da faydası var, verime de faydası var. Buradan para kaçırmaya kalkmayın. Buradan para kaçırdığınız anda o parayı size o koyun, kuzu neyse ödetecektir. Ödetir. Efendim, dışarıdan hayvan getirdiğiniz zaman mikrop da taşımış olabilirsiniz. Buna da dikkat edin. Dışarıdan gelen hayvan mikrobuyla gelebilir. Onun için dışarıdan gelen hayvanı sağlıklı grubun içine katmamak ve bir süre, en az bir 10 gün bir yerde bekletmek lazım. Beklettikten sonra da %10'luk çinko sülfatla banyo yapıp ondan sonra ötekilerin yanına katmak lazım. Dışarıdan satın alınan hayvanlar hastalık taşıyabilir. Ayak hastalığında da konu aynıdır. Diğer hastalıklarda da aynıdır. En az 10 gün bir başka yerde tutup sonra da çinkosülfat, %10'luk çinkosülfatla ayak banyosu yapıp ondan sonra sağlıklı grubun içine katarsak iyi olur. Ha, bunlar çok ayrıntı gibi geliyor, değil mi? Ayrıntı gibi geliyor. Hiç de ayrıntı değil. Gerçek yapılması icap edendir bu. Doğru olan budur. Tabii hayvancılığın da koşulları var. O koşullara uymak lazım. Nasıl her şeyin bir farzı var, hayvancılığın da farzları var. Onları listeliyoruz, biliyoruz hayvancılığın da farzlarını. Karantina bunların biridir. Çünkü biyogüvenliktir. Karantina en önemli konudur ama bizde olmuyor, yapamıyoruz. Biz karantina konusunu beceremiyoruz. Hastalığı uzun süren, kronikleşmiş hayvanları ise sürüde tutmayalım ötekilerin sağlığı için. Artık yaptık ama bir türlü olmadı. Kronikleşti, süregen bir hal aldı. O hayvanları artık sürüde tutmayalım. Ötekilerin sağlığını kurtarmak için o hayvanları sürüden çıkaralım. Yurt dışında bu hastalığın ticari aşısı var. Ticari aşısı var yurt dışında. Ülkemizde aşısı ticari olarak bir ara geldiğini ben hatırlıyorum ama şu anda yok. Ticari aşısı yok. Onun için burada aşıya da güvenmek mümkün değil. Aşıya da güvenemeyiz. Onun için hayvanın başına gelebilecekleri önlemenin ana yolunun yine kuru ve temiz olduğunu unutmayalım. Efendim, bu özel aşı yapılabilir mi çiftliklere, otovaksin yapılabilir mi diye bir fikir oluyor bazen. Fakat bu mikrop hayvanı hasta ettiği kadar hızlı bir şekilde laboratuvar koşullarında ortaya çıkmıyor. Öyle de bir mikrop. Yani hayvanı hasta etmeyi biliyor da kendisi bize bazen yüzünü göstermiyor. Ama denenebilir tabii. Efendim, burada bilim insanları yurt dışındaki yapılan araştırmalarda da aşıların olduğunu biliyorlar. Yapılmış çalışmalar var. Fakat yine de bunların da kendi aralarında değişik tipleri olduğunu ve yurt dışındaki aşıların da bazı değişik suçları bulundurmadığını ifade ediyorlar. Yani demek ki mikrop da bir tane değil, onun da kendine göre tipleri var. O tiplerin kötüsüne rast gelirsen hani yandın, kötüsüne. Onun için hep anlatıyorum aynı şeyi. Yani ben bunu daha önce de olmuştu falan filan. İyisine rast gelmişsin, çabucak halletmişsin. Bu da kötüsü çıktı, ne yapacağız? Onun için siz mikrobu getirmeyin, taşımayın. Stresi önleyin. Stres neydi burada? Islak ve pis. Islak ve pis. Bir de ılık ortam. Ilık ortam, ıslak ve pis bu mikrobu azdırıyor. Son olarak bilim insanları mücadele şemasını şöyle veriyorlar. Hastaları sürüden ayır. Bu da pek becerilmiyor bizde de. Hastayı sürüden ayır. Karantina uygula. Tedavi et. İşte %10'luk çinkosülfatla. Ayak banyosuyla yeni enfeksiyonları önle. Gerekli bulursan aşı yap. Onu da söylüyorlar. Tabii bize uymasa bile dünya literatüründe böyle. Gerekli görülürse aşı yap. Ama yeni enfeksiyon çıkışını da önle diyorlar. Bu
koşullar altında Piyeten'le mücadele edebiliriz. Piyeten, daha önce söyledim, tekrar ediyorum, yıldırıcı bir hastalık haline gelebilir. Uğraştırıcı bir hastalık haline gelebilir. Koruyucu hekimliğine, stres önleyici koşullara dikkat edelim. Yemlere, tırnak dayanıklılığını arttırmak için çinko, iyot, selenyum katalım. Geçen gün bir arkadaşımız bana bu konuda bir soru sordu. Diyor ki ya yem katkılarının diyor ne faydası olabilir diyor. Katmasak olmaz mı diyor. Ona 5-6 sayfa yazı gönderdim. Ektekilere oku, sen kendin karar ver dedim. Yani bunların ne kadar önemli olduğunu. Ha okudu okumadı onu da bilmiyorum. Çünkü o kadar çok yazı gönderince bazen okunmuyor. Ama çok faydası var arkadaşlar. Çok büyük faydası var. Amino asitlerin ayrı, iz minerallerin ayrı, vitaminlerin ayrı çok faydası var. İz mineralleri bu ekranlarda anlatmıştım. Gene günü gelecek gene anlatacağız. Çünkü anlaşılmıyor bu konular. Zaten piyasa müthiş bir bilgi kirliliğiyle şey. Ya mesela geçen gün yine bu gebe koyunlara aşı dedim ya, aşı yapın gebelere demin pastörele anlatırken falan. Gebe koyuna aşı yapılmaz diyorlar. Kim diyor ya? Niye diyorlar? Hangi bilgiyle diyorlar? Siz gebe koyuna aşı yaptınız ama yavru attı. Aşıdan mı attı acaba? Yoksa siz mi sıkış tepiş yaptınız? Siz mi hayvanı çok strese soktunuz? Şu andaki aşılar ve antiparaziter mücadele ilaçları kesinlikle ve kesinlikle yavru attırmaz, gebe hayvanlarda da çok rahat yapılabilir. Bu bilgi kirliliğini unutalım artık. Böyle birisi söylüyor, biz söylenince olmuyor. Başka birisi söylüyor. Bir tane bu işleri yaptığını sanan, becerdiğini sanan, halbuki hiçbir fikri de olmayan ama çok böyle bilgili gözüken tipler var. Onlar söylüyor. Bunlara inanıp böyle yanlışlar yapmayın. Gebe hayvana biz aşı yapılsın istiyoruz arkadaşlar. Gebe hayvana aşı yapılsın istiyoruz. Neden? Ağız sütüyle yavrusuna koruma maddelerini geçirsin diye. Özellikle gebe hayvana aşı yapılmasında fayda var. Ama birisi çıkıyor, gebe hayvana aşı yapmayın diyor. Aa, inanıyorlar. Ya bize inanın ya, biz yıllarımızı verdik, okuduk, bilmem ne yaptık. Yani niye sokaktaki adama inanıyorsunuz? Bu bilgi kirliliğinden vazgeçin. Sonunda o adam zarar görmüyor zaten, siz görüyorsunuz. O adam söyledi geçti. Söyledi geçti. O söylüyor, su içer gibi, yemek yer gibi öyle söylüyor. Onun lafına inandığınız zaman zararını siz görüyorsunuz. Doğumdan sonra kuzu, oğlak, buzağı neyse ölüyor. O adam ortada yok. Antibiyotikler sizden, ölenler sizden, kayıplar sizden. Adam nerede? Onu söyleyen bilmiş nerede? Yok. Bu bilmişlerle hayvancılık bu kadar oldu. Bırakın bundan ilerisini bizi dinleyerek yapın. Bizi dinleyerek yapın. Buraya kadar böyle geldi. Yalan yanlış geldi. Hiç olmazsa bundan sonra bizi dinleyerek götürün bu hayvancılığı. Bugün kadar yaptıklarınızda geldiğiniz nokta belli işte. Buraya kadar geldiniz. Başarılı hissediyorsanız kendinizi ne ala. Yok bir problem varsa bundan sonra bizi dinleyin. Doğruları söylüyoruz ama uygulamada doğruları yaptığınızı görelim. Görelim, sizin karlı olduğunuzu görelim. Sizin verimli işler çıkardığınızı görelim. Para kazandığınızı görelim. Benim bütün dil döktüğüm konular da bunlar arkadaşlar. Evet, herhalde bu ilgilerle size yine bir şeyler aktarmış oldum. Biraz da koyunculuk anlatmış olduk. Bazı arkadaşlar özellikle koyun da anlat, koyun da anlat diyorlar. Koyun da anlatmış olduk. Aslında temel nokta değişmez. Koyun, kuzu, inek, oğlak değişmez. Buzağı değişmez. Temel noktalar aynıdır. Temel noktalar dışındaki ayrıntıları da yine vaktim olduğunca sizlere ayrıntılı bir şekilde, yine detaylı bir şekilde anlatacağım. Evet, hepinize sağlık dolu, mutluluk dolu, bereket dolu günler diliyorum.
İyi günler, hoşça kalın değerli dostlarım.